Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Videomuza geçmeden kıymetli dostlar, şimdiden beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için Allah razı olsun diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda bileceğiniz üzere dünya gündemi oldukça hareketliydi. İran'ın İsrail'e yapmış olduğu göstermelik, altını çiziyorum, göstermelik saldırısı belki de hepimizin gündemindeydi. Saldırı esnasında yaklaşık 300 adet balistik füze ve kamikaze insansız hava aracını İsrail'e sözde 4 farklı bölgeden, işte Irak, Suriye, İran'ın kendi toprağı ve Lübnan üzerinden İsrail hedef alınmıştı. Tabii kıymetli dostlar, daha sonrasında o gece aslında hepimizin belki de hemfikir olduğu tek bir konu vardı. Her ne kadar saldırı göstermelik de olsa, şimdi birazdan geleceğiz detaylara, ama hepimizin anladığı bir şey vardı. Aslında bir ülke için en önemli şeylerden bir tanesi hava savunma sistemi. Hani derlerdi ya, hava savunma sistemleri bir ülkenin çatısıdır diye. Çatısız bir evde hiçbir işe yaramazdı, sürekli sızdırırdı. Aslında o gece onu bir kez daha iyi anlamış olduk. İran-İsrail çatışmasının özellikle de bana öğretmiş olduğu ders, hava füzelerinin kamikaze saldırıları olsun, balistik füze saldırıları olsun, bu konuda çok önemli bir yeri olduğuydu. Şili'de düzenlenen savunma sanayi fuarında Baykar'ın standının hemen arkasında Bayraktar TB2'nin atabileceği mühimmatlar listelenmişti. Fakat benim gibi konuyla bayağı alakalı kişilerin dikkatini çeken bir şey vardı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Baykar ve Roketsan, Türk Silahlı insansız Hava Araçlarına hava angajmanı kabiliyeti kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Sungur omuzdan atılan hava savunma sistemi, yani kısaca MEMPET üzerinden geliştirilen Sungur hava füzesi, bu kapsamda Akıncı TİHA ile Bayraktar TB2SİHA'ya entegre edilecek. Ekim 2022'de Baykar ile Roketsan arasında imzalanan anlaşma sonrası resmiyet kazanan Sungur hava füzesi için özel bir salan, hava aracından füzeyi atmaya sağlayan aksam tasarlanıyor. Öte yandan Roketsan'da normalde karadan havaya atılan Sungur'un havadan havaya atılması için çeşitli modifikasyonlar gerçekleştiriyor. Son olarak da kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere Şili'de düzenlenen bir savunma sanayi fuarında Baykar'ın hemen standının arka tarafında Bayraktar TB2'nin kullanmış olduğu mühimmatlar sergilenmekteydi. Burada hemen Sungur füzesinin üzerinde bulunan mavi özel lançer herkesin dikkatini çekmişti. Kısacası Sungur füzemizin Bayraktar TB2'ye ve Akıncı'ya montajı hız kesmeden devam ediyor. İran'ın İsrail'e yapmış olduğu göstermelik saldırıda İsrail'le müttefikleri, özellikle de İran kamikazelerini nasıl durdurmuştu? Genellikle jetler kaldırmışlardı. Savaş uçaklarıyla İran'ın kamikaze insansız hava araçlarını durdurmuşlardı. Zaten İran'ın Şahit 136 kamikazeleri yaklaşık 198 km hızla, 200 km hızla gitmekteydi. Hani hava füzeleri bundan dolayı bir zorluk yaşamadı. Kıymetli dostlar, günümüzün özellikle de savaş sahasına indiğimizde kamikaze dalış yapabilen insansız hava araçları oldukça şu an önemli bir rol üstlenmekte. Zaten Ukrayna'da her gün belki de görmekteyiz. Yani kıymetli dostlar, Türk siyalarının düşünsenize kamikaze insansız hava araçlarını hava füzeleriyle avladığını. Kamikaze insansız hava araçları 20 bin 30 bin dolar civarında oluyor. Bir de bu savaşın tabi ekonomik kısmı var. Şimdi siz bir jet kaldıracağız dediğinizde, jet hadi alsın 4 tane hava füzesi. Kıymetli dostlar, o 4 tane hava savunma füzesi yani düşünsenize belki de 3-5-10 milyon dolar, ama biz gidip de Bayraktar TB2'lere Sungur'ları takarsak, yani 4 tane Sungur fazlasıyla işimizi görecektir. Çok kısa yoldan aslında ekonomik olarak da avantajlı bir şekilde kamikaze İHA saldırısını Türkiye olarak engellemiş olacağız. Aslında çok önemli bir haberdi. Bu konunun ayrıca üzerine düşünmesi lazım. Akabinde şimdi ikinci konu başlığımızda, hani dedim ya, İran İsrail'i göstermelik vurdu diye. O göstermelik ifadesini ben böyle gelişigüzel kullanmadım. Nasıl göstermelikmiş hep birlikte öğrenelim. Hatırlanacağı üzere kıymetli dostlar, ABD eski devlet başkanı Trump'ın ABD başkanlığı yaptığı dönemde Trump, Kasım Süleyman'ın ölümü sonrasında İran'ın onlardan izin aldığını açıklamıştı tüm dünyanın gözlerinin içine baka baka. İran Trump'a, itibarımızı kurtarmak için sizi vurmamız lazım. Belli bir askeri üste füze fırlatacağız ama endişelenmeyin, üste ulaşmayacaklar ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da Reuters haber ajansına yer alan bir habere göre, İran'ın İsrail'e İHA misillemesi öncesinde İran, Türkiye üzerinden ABD'den saldırı için izin aldı. Haberde Türkiye'nin İran ve ABD arasında kritik rol oynadığı belirtildi.
İran'ın saldırı öncesinde Türkiye'ye ABD ile paylaşması için bilgi verdiği ifade edildi. ABD ise Türkiye üzerinden İran'a belirli sınırlar içinde bir operasyon olsun talimatını vermişti. Hayda, şu güzel tezgaha bakar mısınız? Yani tüm dünyanın gözü önünde aslında bir Ali Cengiz oyunu dönmüş. Zaten bunun birçoğumuz farkındaydı. Şimdi bugün sabah saatlerinde de ABD'li yetkililer bir açıklama yapıyor. Reuters'ın iddialarını mesela yalanlıyor. Hayır efendim diyor, biz diyor işte İran'la iletişime falan geçmedik. İran ancak işte saldırı anını başlattıktan sonra İsviçre aracılığıyla bize haber gönderdi. Biz saldırı esnasında gelişmelerden haberdar olduk diye ABD'li kurmaylar bir açıklama yapıyor. Zaten başka bir şey beklenmez. Yani foyalarının ortaya çıkmasını destekleyecek değillerdi. Aslında göstere göstere ben sana bir saldırı yapacağım. İşte sen gereken önlemleri al. Ben sana haber veriyorum. Daha sonrasında ben şu halkımın gazını bir alayım der gibi bir saldırı yapmıştı İran. Zaten yapılan saldırıda %99'u kamikaze insansız hava araçları ve balistik füzelerin havada imha edilmişti. %1'lik kısmı İsrail'in artık hangi bölgelerine ulaştıysa Allah bilir, zaten onlar bile bellidir. Gerçi ben İran'da o nokta atışı operasyon kabiliyetini pek zannetmiyorum ama harekatın ilk dakikalarında Türkiye'den hiç ses gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları, hatta o klavye bordo bereleri hemen yazdı işte. Türkiye'den niye hiç ses gelmiyor? Biz izleyeceğiz mi falan filan derken, görmüş olacağınız üzere meğersem devlet aklı her şeyin farkındaymış. Dönen tiyatronun farkında olduğumuzdan dolayı Türkiye bu saldırıya bir tepki dahi vermedi. Bakalım neler yaşanacak. Gerçekten de büyük bir Ali Cengiz oyununu tüm dünya hep birlikte izledik. Akabinde bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Hani şimdi İran İsrail'e yalan yanlış bazı roketleri, füzeleri attı ya kıymetli dostlar. Bunun ekmeğini belki de 5-10 sene yerler. İran medyası ünlü ressam Vincent Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundan esinlenerek Mescid-i Aksa üzerinde İran füzelerini gösteren bir resim yayınladı. Zaten ben o görüntüleri gördüm. Allah dedim. Hani kayda değer hiçbir şey olmayacak ama dedim, İranlılar buna dedim çok güzel edit montaj yapar diye içimden de geçirmiştim. Zaten öyle de oldu. Hemen devamla, şimdi herkes harekatı konuştu ya, bilmem işte, ben şunu bile duydum sosyal medyada. Neymiş efendim? İşte İran İsrail'e başlatmış olduğu saldırı dünyanın en büyük insansız hava aracı saldırısıymış. Ben size şimdi asıl harekatı göstereyim mi? Asıl harekat nasıl olur biliyor musunuz? Özellikle de Orta Doğu'da tek bir gerçek ordu vardır. O da Türk ordusudur. Tek bir gerçek harekat vardır. O da Bahar Kalkanı harekatıdır. Şimdi şuna bakar mısınız? Bir hafta süren Bahar Kalkanı harekatındaki kayıplar. Görün görün bunu. İçimizdeki İranlılar şunu bir görün. Kıymetli dostlar, bir hafta içerisinde 3138 ölü. Bu ne demek? Yani sayamayacağım kadar zırhlı araç, helikopter, uçak. Yani kıymetli dostlar, bir hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye vermiş olduğu zarar bu şekildeydi. Hani harekat diyoruz ya, yani harekat derken herkes bir yavaş gelsin. Asıl harekat görmüş olacağınız üzere Bahar Kalkan harekatıydı. Yani aslında biz sadece bir tiyatro izlemiş olduk. Hemen devamında tabii harekat esnasında, sözde İsrail'e düzenlenen saldırı esnasında kıymetli dostlar, yerli ve milli siyalarımız yeniden gündeme geldi. İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası arama motorlarında en çok aratılan insansız hava araçları belli oldu. Birinci sırada ABD'nin Kratos insansız hava aracı bulunmaktaydı. İkinci sırada Türk Bayraktar Akıncı. Üçüncü sırada ABD'nin X-47B'si. Dördüncü sırada ise TUSAŞ Ankımız. Arama motorlarında en çok o gün dünyada aranmıştı. Evet, gerçekten de dünyanın neresinde bir insansız hava aracıyla alakalı bir saldırı, bir patlama, bir şey olsa, evet, herkesin aklına Türkiye'nin üretmiş olduğu insansız hava araçları geliyor. Ama bir kesimin aklına o Türkiye'nin insansız hava araçları büyük bir rahatsızlık veriyor kıymetli dostlar. Bunları uzakta aramaya hiç gerek yok diyebilirsiniz. Ermeniler mi? Değil. Diyebilirsiniz. PKK'lılar mı? Değil. Onlar zaten başından beri zarar görüyorlar. Onlar başından beri zaten mevzulardan rahatsızlık duyuyorlar. Kıymetli dostlar, yani Savunma Sanayi Başkanlığımız bugün yine bir açıklama paylaştı. Aslında Savunma Sanayi Başkanlığımızın kaçıncı paylaşmış olduğu açıklamaydı, ben sayamadım. Hangi konuda paylaştı? Baykar'ın hani bir karalama kampanyası yürütülüyor ya, Baykar şirketine yönelik, Selçuk Bayraktar'a yönelik kıymetli dostlar. Savunma Sanayi Başkanlığımız bugün açık açık, ya kardeşim niye anlamıyorsunuz dedi ya.
Baykar tek bir kuruş devletten nakit para hibe almamıştır. İşte damadın şirketi zengin oldu. Damat işte milyarder oldu. Damat işte dünyanın en zenginleri Forbes listesine girdi falan filan. Yani artık savunma sanayi başkanlığının dilinde de tüy bitti. Zaten Baykar her zaman böyle açıklamalar yapmaktaydı ama anlatamıyorlar. Kıymetli dostlar, işte işin acı tarafı da bu, biliyor musunuz? Dünyada ne zaman insansız hava aracı mevzusu açılsa, Türkiye'nin insansız hava araçları, hatta Baykar firmasının insansız hava araçları başta olmak üzere dünya gündemine en üst sıradan giriyor. Dünyada herkesin takdirini, beğenisini kazanıyor. Ama kıymetli dostlar, içimizdeki bu mevzuyu bir türlü çözemedik ve bu benim gerçekten de içimi acıtıyor. Mesela özellikle Selçuk Bayraktar'a yöneltilen iftiralar. Onların çok güzel bir listesi vardı aslında. Dönüp duran bir sarmal kıymetli dostlar. Birisi ne gariptir ki belli bir zaman geçiyor, işte Baykar işte çalıyor, Baykar işte damadın oğlu diyerekten hemen ortaya bir yalan atıyor ve yalan sarmalı hiçbir zaman şaşmıyor. Ben bilmiyorum ya gerçekten, hani özellikle de Selçuk Bayraktar'ı karalama çalışmaları, Baykar firmasını karalama çalışmalarını görünce sosyal medyada hani tepki bile veremiyorum kıymetli dostlar. Niye biliyor musunuz? Bir insan bunu neden yapar ya? Yani sorsanız onların hepsi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Ceplerinde kimlikle gezerler, Türk kimliğiyle. Bir insan bunu neden yapar? Ben bu soruya bir cevap veremiyorum. Yani bu soruya bir cevap versem kıymetli dostlar, zaten mevzuyu yavaş yavaş çözeceğim. Şunu sormak istiyorum. Mesela yahu anlamadığınız olay şu. Diyorlar ya işte efendim Selçuk Bayraktar Cumhurbaşkanı'nın damadı. Ondan dolayı adam ayrılıyor. İşte ondan dolayı devletin işte firmaları köreltiliyor. Tüm çalışmalar Baykar'a kaydırılıyor. Ya ben şunu merak ediyorum. Savunma sanayi fuarlarına elimden geldiğince gitmeye çalışırım. Yani Baykar dışında özel firmaları kastediyorum. Yüzlerce, binlerce Türk savunma sanayi firması var özel. Ben şunu merak ediyorum. Hiçbir Türk savunma sanayisi Baykar dışındaki özel firma yetkilisi çıkıp da efendim devlet bize pist vermedi. Efendim devlet bizden saçma sapan, normalde hiçbir kimseye sorulmayan sertifikalar istemedi. İHA üreticileri mesela. Efendim devlet bize saçma sapan şartlar koştu da biz ihaleleri sokmadı diyen bir tane Türk savunma sanayisi özel yetkilisi yok. Bunlar nasıl açıklama yapabiliyor bu kadar? Yani diyorlar ya siz diğer firmaları engellediniz. Yahu merak etmeyin, o diğer firmalar engellense zaten onların da bir dili var, ağzı var. Şuna diyemeyecek mi? Devlet bizi engelliyor arkadaş. Der ama bunların savunuculuğu bunlara düşüyor. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi ortaya atabiliyorlar. Ben gerçekten de bu mevzulara çok sinirleniyorum. Arkadaş yani diyorlar işte neymiş efendim, rekabet yok. Rekabeti geçtim, madem Türkiye'de haksızlık yapılıyor, git yurt dışına, o çok sevdiğiniz yurt dışına gidin, firmayı kurun, başarı yakalayın, satın Ukrayna'ya mesela. Ukrayna şu an deli gibi batılı ülkelerde bir teknoloji varsa almak için tüm böyle batı lobileri bir araya gelir. Eğer elinizde güzel bir araç varsa merak etmeyin, satarsınız yani. Ama ve lakin bunlarda iş yok, bunlarda laf var. Adam 33 farklı ülkeye satmış, dünyaya da torpil yapıyor bu adam o zaman, değil mi? Tabii Cumhurbaşkanımız özellikle gidiyor, arıyor, diyor ki ya Ukrayna'da siz bir bağış toplayın, İşte Baykar'ın popülaritesi artsın diyor. Zelenski de Cumhurbaşkanımıza diyor ki oy sıkıntı yetme, ben de Cumhurbaşkanım, benim ülkem işgal halinde, Rus ordusu Kiev'e kadar yanaşmış, ben buna rağmen Selçuk Bayraktar'ın ivmesinin, popülaritesinin artması için ben Selçuk Bayraktar'a merak etme çok güzel ilgiyi, alakayı toplarım, Bayraktar TB'ler için hemen bir bağış kampanyası başlatılsın, hemen bu konunun talimatını vereyim diye bir cevap veriyor Zelenski Cumhurbaşkanımıza. Gerçekten de anlamak çok zor. Daha aklınıza Allah bilir neler geldi. Bu kafalar hiçbir şekilde laf söz dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini okuyorlar. Ama ve lakin ben şunu belirteyim son olarak. Sayın Selçuk Bayraktar gerçekten de çok ağır bir taştır. Altında kalırsınız. Bu memleket Selçuk Bayraktar'ı kimseye de yedirtmez. Kusura bakmayın, bu konuda bayağı bir dolmuştum. Aslında bugün de içimi döktüm. Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.